Sevgili arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım ve bugünkü videomuzun konusu dijital pazarlama platformları neden önemlidir? Ticaretiniz için dijital pazarlamayı neden kullanmalısınız? Öncelikle dijital platformlardan neyi kastettiğimden bahsedeyim. Web sayfası ve sosyal medya hesapları. Şimdi web sayfası genelde maliyetli olduğu için birçok insan işte domain hosting, onun tasarımı için bütçe ayırmak istemiyor ama YouTube gibi, Facebook gibi ve Instagram gibi özellikle kanallar Türkiye'de ve dünya çapında ücretsiz olduğu için bu üç kanal şu anda Türkiye'de özellikle en çok aktif kullanılan ve ticaretimizi büyütebileceğimiz araçlardan olduğu için bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Facebook, YouTube ve Instagram hesapları ücretsiz arkadaşlar. Burada ticaretiniz için mutlaka ticari sayfalar açarak kendi ürün, hizmet veya teklifinizle ilgili içerikler paylaşmaya başlayın. Bu birincisi, bu çok önemli. Çünkü potansiyel müşterilerinizin %90'ı, %95'i hatta interneti kullanıyor. Ve interneti kullanırken de en çok geçirdikleri zaman bu sosyal medya mecraları. Son zamanlarda artık çok daha az blog okuyoruz ve çok daha fazla video izliyoruz. Dolayısıyla video yönelmenizi ve YouTube'da kendinize ait bir kanal, kendinize ait bir TV kanalı yapabileceğinizi düşünün. Yani milyonlarca takipçi elde edip yerel televizyonların izlenmediği kadar kanalınız izlenme potansiyelini yakalama şansınız var. Ve tüm bu araçlar ücretsiz. Şu anda gördüğünüz gibi ben mesela kendi videomu telefonuma çekiyorum. Yani illa böyle afaki çok pahalı derecede kameralar almanız, mikrofonlar, ışıklar almanıza gerek yok. Değerli bir içeriğiniz, ürün, hizmet veya teklifiniz varsa bunu tanıtacak videoları kendi cep telefonunuza çekebilirsiniz. Yani üretim araçları artık elimizde ve ürettiğimiz videoları, ürettiğimiz içerikleri ücretsiz kanalları, yani YouTube, Facebook ve Instagram gibi kanalları kullanarak çok daha fazla insana erişim sağlayabiliriz. Mark Zuckerberg'in son eğitiminde, son toplantısında şunu söyledi. Artık insanlar sizinle ticareti sosyal medya hesaplarınızdan, sosyal medya hesaplarını analiz ettikten sonra sizinle ticaret yapmaya başlıyor ve sosyal medya hesaplarınızın ciddi anlamda paketlenmiş, ciddi anlamda konumlanmış olması ve çok şık olması gerekiyor. Sizi yansıtması, uzmanlığınızı, ürün ve hizmetinizi, ne sattığınızı, kim olduğunuzu ve bu işi nasıl yaptığınızı, kime nasıl faydalı olduğunuzu sosyal medya hesaplarınızla dijital ortamda paylaşıyor olmanız gerekiyor ve bunu doğru bir şekilde yaparsanız 1-0 öne geçersiniz. Birçok şirketin, KOBİ'nin ve uzman kişilerin sosyal medyalarını analiz ettiğimde şunu görüyorum. Ne yazık ki bu araçlar onların -1'den, yani 1-0 geriden başlamasına neden oluyor. Çünkü sosyal medyaları o kadar kötü ayarlanmış, web sayfaları o kadar berbat görünüyor ki potansiyel müşteri girdiğinde artık kaçıyor. Yani ben bu insanla çalışmak istemiyorum diye. Oysa ki aynı ücretsiz araçları çok daha kaliteli, çok daha verimli kullanabiliriz. Ve sosyal medyanın ve özellikle dijital platformların, bu bahsettiğim ucuz dijital platformların en büyük avantajlarından bir tanesi yine YouTube, Facebook ve Instagram birçok algoritmasını değiştirdi süre içerisinde. Önceleri ücretsizdi ve çok daha yaptığımız her paylaşım virüs şeklinde 100, 200, 300, 500 beğeni alabiliyorduk. Fakat şu anda Facebook ve Instagram özellikle algoritmalarını değiştirdi ve artık şunu diyor, yani yapmış olduğunuz her paylaşım, atıyorum yüz binlerce takipçiniz olsa dahi çok az takipçiye ulaşıyor. Ve daha fazla takipçiye, hatta kendi içinizdeki, kendi hesabınızda yüz binlerce takipçiniz varsa onlara hesabınızı ya da yapmış olduğunuz son paylaşımı gösterebilmek için bunu parayla yapmanız gerekiyor. Yani 5, 10, 20, 30 dolarlık bir artık bütçeyle çalışıyor kısacası. Ve bu bir dezavantaj değil, çünkü bütçeyle yaptığınız reklamı ya da yaptığınız paylaşımı bütçeyle öne aldığınızda gerçekten çok güzel şeyler gerçekleşmeye başlayabiliyor. Özellikle ürün, hizmet veya teklifiniz varsa çok ciddi anlamda insanlara, hedef kitlenize ulaşabiliyorsunuz. Ve ikinci tavsiyem, sosyal medyaları kullanırken ve sağlıklı bir şekilde ayarlamasını yaptıktan sonra hedef kitlesini satın alın. Çünkü bugün 1 liraya, 5 liraya, 10 liraya, 20 liraya, 100 liraya yüz binlerce izlenme, yüz binlerce görüntüleme alıp doğru bir reklam yaptıysanız, doğru bir eylem çağrısı yaptıysanız ve ürününüzü doğru bir videoyla belki tanıttıysanız müthiş bir müşteri akışına uğramayabilirsiniz. Yani yan etkisi bu olacak.
Dolayısıyla bunu da özellikle profesyonellere yaptırmanızı çok tavsiye ederim. Yani bu işi daha önce yapmış, belirli bir müşteri akışı oluşturmuş, dönüşüm oranları sağlamış insanlarla çalışmanızı tavsiye ederim. Ve bu üç tane mecrayı ya da dijital ortamı kesinlikle es geçmeyin. Çünkü ya online olursunuz ya da yok olmaya mahkum olursunuz. Bill Gates'in çok güzel bir sözü. İnternet hayatımızda değil, hayatımız internet olmuş ve ister istemez bizim de orada müşterilerimizle beraber orada kendimizi konumlandırmamız çok çok doğru olacaktır. Umarım bu video faydalı olmuştur. Faydalı olduysa mutlaka beğen butonuna basarak bu videoyu faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşınıza mutlaka gönderin. Bunun yanı sıra malum bu videoyu sonuna kadar izlediniz, sizin için harika bir hediyem olacak. Başarılı Dijital Dönüşüm adlı bir video eğitim programım var 97 TL değerinde. Bu videonun altında bahsettiğim Başarılı Dijital Dönüşüm adlı videoyu 25 adımdan oluşan bir video, 45 dakikalık. Gerçekten çok değerli içeriğe sahip bir video. Videonun altındaki linki tıklayarak abone formunu doldurursanız videoyu hemen izlemeye başlayabilirsiniz ve bu videoyu mutlaka izleyin. Ticaretinizi, ürün ve hizmetinizi başarılı bir dijital dönüşümle nasıl daha fazla insana ulaştırabileceğinizi bu video eğitim sayesinde öğrenmiş olacaksınız. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.